Fatih hiç aldatır mı ya? Gördüm diyorum Esra. O adamla gördüm seni. Elini sıkıyordu. Masada mumlar, güller falan. Her şey ortada işte. Ya sen o adamın kim olduğunu bilmiyor musun Zeynep? Doktor. Kurtulamıyorum adamdan. Tehdit ediyor beni. Başıma bela oldu. Esra. Asıl söylediğin yalanlar senin başına bela alıyor. Anlamıyor musun? Fatih, kendini, beni, hepimizi yakıyorsun. Vazgeç artık şu yalanlardan. Bırak yalan söylemeyi artık, bırak. Birine baktınız hanımefendi. Evet, yeğenimi alacaktım. Oo, okul daha çok oldu. Öğrenci efendi kalmadı hiç. İyi de ben geldim almaya, başka kimse gelmedi ki. Bir ufaklık vardı demin kapıda ama. Ay tamam, nerede şimdi? Bilmiyorum hanımefendi. İçeri girdim çıktım, burada bekliyordu. Geldiğinde yoktu. Yok muydu? Thank you.
çantalı 6 yaşlarında bir kız çocuğu gördünüz mü? Yok, hiç görmedim. Görmediniz mi? Çok güzeldi sürpriz. Çok. Fatma abla. Esra. Bak ben çıktım, minibüse doğru yürüyorum şimdi. Ya yağmur da başladı. Sen ne yaptın? Aldın mı Gizem'i? Ya Gizem ortalarda... Yok abla. Ben gittim okula, çıkmış gitmiş. Nasıl gitmiş? Nereye gitmiş Esra? Esra sen ne dediğinin farkında mısın? Ya bilmiyorum. Ben gittiğimde yoktu. Allah'ım. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Ne olur koru. Ya Rabbim ne olur kurtar. Esra sen ne diyorsun bana ya? Esra sen niye vaktinde gitmiyorsun oraya? Nereye gitti benim çocuğum? Niye geç kalıyorsun? Ablacığım ne olur biraz sakin ol. Nasıl sakin olayım? Kızım kaybolmuş benim. Tamam. Tamam telaşlanma. Hem belki eve gitmiştir. Yolu biliyor yani. Ben şimdi hemen eve gidip bakacağım, tamam mı? Taksi! Hanım hanım, 2 saattir bekliyoruz burada. Gerçekten çok acil. Herkesin acelesi var. Ne öyle çıktı sen ya? Bana bak, kızım kayboldu benim, içim yanıyor. Sakın bana bulaşma, bütün hıncımı senden çıkartırım. Çekil şuradan! Yavaş gelin, yavaş. Ev mi yıkacaksın başımıza? Gizem geldi mi? Evde mi? Niye kendi gelsin çocuk? Fatma alacaktı ya. Eyvah eyvah. Bana bak Esra, neler oluyor? Bir şey mi oldu kızım? Esra. Deli etme beni. Neler oluyor? Fatma abla aradı, işi uzayacakmış. Bana Gizem'i sen al okuldan dedi. Ben de gittim. Ne? Çıkmış. Ne? Nasıl çıkmış? Nereye gitmiş? Bilmiyorum anne. Vay benim başıma gelen. Vay benim başıma gelen. Allah'ım sen yardım et. İki koca kadın el kadar bebeğe sahip çıkamazsınız. Anne tamam. 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 Olur sakin. Ne sakin olması ha? Ne sakin olması. Aklını mı kaybettin sen? Git Fatih'i ara. Hadi. Tamam, tamam. Siparişlerinizi alayım lütfen. Pizza. Ben İzmir köfte istiyorum şöyle sulu sulu. Vallahi ben de. Abi karışık kebap bu olacak. Efendim canım. Ne? Ne zaman? Tamam hayatım, tamam. Tamam, sakin ol hayatım, tamam. Ağlama. Halledeceğiz, tamam bir tanem, sakin ol. Fatih. Ne oldu? Gizem kaybolmuş. Ne? Nasıl ya?
manzara çok güzel değil mi? Çay verin beyefendi. Ver bakalım. Keyif yapalım biraz. Ha, bizim ufaklık çok gezince yoruldu, uyuyor. Gitti. Gitti torunum, gitti. Gitti. Evlenmedim, hatırasıydı o. Ama gitti, gözümün bebeği gitti. Canım gitti, canım, canım. Anneciğim yapma ne olur. Bak Fatihler arıyorlar, bulacaklar. Bir sahip çıkamadınız torunuma. Allah'ım. Allah'ım ne olur kara yazma yarabbim. Buldur torunumu. Gülse şu yüzümüz ne olur. Gizemim, gizemim. Esra! Gitti. Gitti kızım. Gitti. Gider tabii. Senin yüzünden. Al oğlum da sahip çıkamadın yavruma. Çocuğu da yaktın. Kendini de yaktın. Yerimizi de yaktın. Ay yapma. Bak zaten ağlıyor perişan. Sen sus. Bozacının şahidi şuracı. Gel tamam. Bir gelişme var mı? Ne gelişmesi? Gitti gider. Ara ki bulasın. Sultan teyzeciğim sakin ol. Bak Fatihler okul civarında araştırma yapıyorlar şimdi. Biz de sizden bilgi almaya geldik. Sultan Hanım, elimizden geleni yapacağız. Zahir amca. Zahir amca. Allah aşkına benim kızımı kurtar. Olmazsa ben yaşayamam. Ölürüm. Sen hepimizi öldürdün. Mahvettin. Ocağımızı söndürdün. Sultan teyze. Anne. Yasemin. Arabadan ilk yardım çantasını al. Tamam amirim. Bir sakinleştirici yapalım. Anneciğim iyi misin? Aç gözlerini. Sonu o kaza almadım. Çok pişman oldum Burcu. Keşke seni aklımı koymayaydım. Alaydım ben o kaza. Anne. Kız şuraya bak. Aa, bu ne kız? Görmüyor musun kızın telaşını? Gördüm gördüm. Kesin yine bir olay var bunların elinde. Ay bunların başından bela hiç eksik olmuyor kız. Ay. Hadi hadi yürü gidip bakalım. Kız nereye kız? Ay, görmüyor musun olay var hadi hadi. Yürü yürü bakalım sultan ne yapmış yine. Bir baktım gitmiş. Görsem bırakır mıydım hiç? Peki etrafta şüpheli tiplerle karşılaştınız mı hiç? Ben bilmem neyim ben arka tarafta çalışıyorum. Dışarıda ne olup bitti bilmiyorum. Güvenlik kamerası falan yok muydu? Var. Var ama okulun önünü görüyor sadece. Fatih, Selma. Beyefendinin Zambak sokakta dükkanı varmış. Bir adam görmüş. Şimdi kimsenin günahını almak gibi olmasın ama bir adam gördüm. Kucağında küçük bir kızla arabaya bindi. Kız baygın gibiydi. Arkaya koltuğa yatırdı, sonra basıp gitti. Bir dakika falan. Markası, modeli, rengi bir şey yok mu beyefendi? Beyaz. Anca 4-5 yıllık vardır. Esat. Efendim Selma. Zambak sokaktaki mobese kayıtlarını aç hemen. Maalesef Selma. Sadece bir tane kamera var. O da sokağın çıkış istikametinde. Tamam. 2007 model beyaz arabaların hepsini istiyorum. Olay saatinde sokaktan çıkan bütün beyaz arabaları incele. Tamam. Hemen hallediyorum. Ah talihsiz komşum.
çileli başın varmış senin de. Görüyor musun? Kadın daha evlat acısını atlatamadan şimdi bir de torun acısı çıktı. Ya yazık. Ne acısı Burcu? Bulunacak. Hadi inşallah. Hayırdır Esra? Kim o? Tanımıyorum. Madem tanımıyorsun niye kapattın? Hayır yani. Belki Gizem'le ilgili bir haber vardır. Bak onu iyi dedin. Ya Gizem'den bir haber varsa? Su alayım. Bakar mısın? Buyurun beyefendi. Al. Üstü kalsın. Ufaklık uyanıyor galiba. Ha, ben de onun için gidiyorum zaten. Esra. Esra sen kimle konuşuyorsun? Bak, bana doğruyu söyle. Gizem'le bir ilgisi var mı bunun? Abla. Gizem galiba doktorun yanında. Ne? Esra. Sen ne dediğinin farkında mısın? O manyağın benim kızımla ne işi olur? Sen ne diyorsun bana? Bana ulaşmak için her türlü kozu kullanıyor. Abla. Çok büyük bir dert aldık başımıza, çok büyük. Ben nereden bileyim böyle olacağını? Ben bilemedim. Ben gerçekten böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim Esra. Ben biz kurtuluruz sandım. Ama kızımı kurban ettim. Kızımı kurban ettim. Allah'ım. Allah'ım dilim tutulsaydı da ben o yalanları söylemedim. Esra. Esra biz şimdi ne yapacağız? Esra biz ne yapacağız? Olay saatlerinde o sokaktan dışarı çıkan beyaz araba sayısı 2. Biri Betül... Olay saatlerinde o sokaktan dışarı çıkan beyaz araba sayısı 2. Biri Betül Kaymakçı adında bir kadına ait. Onu geç. Görgü tanığı erkek olduğunu söyledi. Peki ya diğer araç? Yılmaz Turan adında bir adama kayıtlı. Arabayı kullanan da kendisi. Kimdir? Ne iş yapıyor bu adam? Doktor. Özel Güngör Hastanesi'ne kayıtlı. Tamam artık bu kadar yeter. Kızım yavrum bir kurtulsun. Artık bu oyuna son vereceğiz Esra. Nasıl? Herkese doğruları açıklayacağız. Ama her şey biter. Mahvoluruz. Telefon. Telefon çalıyor, koş. Vır vır konuşuyorsun kızım, hiçbir şey anlamıyorum. Bağır biraz.
Nereden arıyorum dedin? Hastaneden mi? Ay gitti çocuk, görüyor musun? Ne oldu Gizem'le gireme, ne oldu? Çok şükür. Çok şükür, Allah'ım sana şükürler olsun. Allah senden razı olsun kızım. Allah senden razı olsun. Anne ne oldu söylesene. Gizem bulunmuş. Sapazağlanmış. Hiçbir şey yokmuş. Güngör hastanesindeymiş. Hemen gelin alın diyorlar. Hadi arayayım. Oğlum. Fatih, müjde. Gizem bulunmuş. Şimdi Güngör Hastanesi'nden aradılar. Hiçbir şey için yokmuş, sapasağlanmış. Fatih. Hadi gidin, hemen getirin torunumu bana. Anne, biz zaten izini bulmuştuk. Şimdi hastanenin önündeyiz. Tamam, ben seni ararım. Allah'tan adam insaflı çıkmış. Evi aramış, gelin kızınızı alın diye. İyi günler. İyi günler. Gizem Dökmen adında küçük bir kız çocuğu arıyoruz, buradaymış. Siz nesi oluyorsunuz? Amcasıyım ben, Fatih Dökmen. Bir saniye efendim. Evet, yeğeniniz burada. Acilde müşahede odasında. Acil. Evet. Gizem? Amca, dahi dede. Canım benim. Canım benim. Çok korktuk be kızım. Nasıl geldin bakalım buraya? Siyada yürüyordum. Bir baktım buradayım. Küçüğün yakını mısınız? Evet amcasıyım. Hayırdır doktor bey, ne olmuş? Durumu nasıl? Kendisiyle doktor Yılmaz Bey ilgilendi. Yolda baygın bulmuş. Şansınız var ki bir doktora denk geldi. Kim bu Yılmaz Bey? Merhaba. Kendisi geldi işte. Geçmiş olsun. Siz. Sizinle tanışıyorduk değil mi? Esra Hanım'ın eşiydiniz. Kusura bakmayın. Her gün yüzlerce insanla ilgilenince hemen çıkaramıyor insan. Doktor bey, nesi var çocuğun? Hiçbir şey yok. Yeğenimi okuldan almaya gittiğimde yolda baygın buldum. Hemen aldım, hastaneye getirdim. Tansiyonu düşmüş. Serum verdik, ayıldı. Size daha önce haber vermek isterdik ama... Çocuğun üzerinde kimlik yoktu. Ayılınca, numarayı verince biz de sizi aradık. Kusura bakmayın. Ne kusuru doktor bey? Allah sizden razı olsun. Kızım. Anne. Gizem. Anneciğim. Yavrum benim. Bebeğim. Ay canım benim. Ödümüzü patlattın be yavrum. Ay kuzum. Ay oh, çok şükürler olsun. Ay kuzum, ay. Doktor bey, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Göreyim misin? Ay kuzucuğum, bir tanem. Babaannesinin gülü bu, gülü. Ay. Ay verilmiş sadakanız varmış Sultan teyze. Ama bak gelinlere söyle, bundan sonra daha dikkatli olsunlar. Her zaman bu kadar şanslı olmaz insan. Ay. Tamam, tamam. Nereye gelin? Fatih'e bakacağım anne. Yani herhangi bir sorun yok değil mi? Merak etmeyin. Sağlık durumu gayet iyi. Esra Hanım. Bebeğin durumu nasıl? Hayatım. Her şey yolunda Yılmaz Bey. Çok şükür hiçbir sorunumuz yok. Aman aman, çok iyi. Hiçbir sıkıntı olmasın da. Kızım. Neyse, ben muayeneme döneyim. Hastalarım bekliyor. İyi günler. Ha bu arada. Müsait olduğunuz zaman gelin de bebeğin kontrollerini yapalım. Fatih Bey de bebeğin görüntülerini görür. Hmm.
Ha, bu ne biçim iş canım? Küçücük çocukta tansiyon mu olurmuş hiç? Allah'tan Esra'nın doktoru bulmuş. Hemen hastaneye götürmüş. Esra'nın doktoru mu? Evet. Gizem'i hastaneye götüren Esra'nın doktoru. Doktor Yılmaz. Ha, o mu? Ha, o çok iyi, çok yardımsever bir doktor. Demek o bulmuş ha. Allah'tan işte. O doktor olmasa kim bilir başımıza ne işler açılacaktı. Ya, çok yardımsever adam. Uyu benim güzel torunum. Babaannesinin bir tanesi bu. Bana bak gelin. Ayağını denk al. Senin bir hatan yüzünden hepimizin yüreğine inecekti. Sen de başkasının işine karışma. Ana olsun da torunuma sahip çıksın. Dua edin. Dua edin torunum eve sapasağlam döndü. Yoksa ben ikinize de edeceğimi bilirdim. Çekin şunu. Yok. Daha da nefes aldırmaz bu evde Sultan anne bana. Benim acilen bu evden kaçmam lazım Esra. Abla, olur mu öyle şey? Başka çaresi mi var? Ben kızımı alıp gideceğim artık. Sen de Fatih'e her şeyi bir anlatırsın, için rahatlar. Yani başımıza gelmeyen kalmadı, görmüyor musun? İyi de nereye gideceksin, ne yapacaksın? Başımızı sokacak bir yer buluruz elbet. Sonrası Allah kerim. Yani para biriktirmeye bekleyemem, görmüyor musun durumu? Başımıza çok daha büyük işler açılacak. Yok yok, ben kararımı verdim artık. Bu gece gideceğim, işi bırakacağım. Kenarda biraz birikmiş param oldu. Onu aldıktan sonra Gizem'e dalıp gideceğim buralardan. En doğrusu böyle. Abla, benim içime hiç iyi şeyler dolmuyor, söyleyeyim. Sakin ol canım benim. Kusura bakma. Yukarı çıktığını görmedim. Boş bulundum. Canım gelsene, seninle biraz konuşalım. Ne konuşacağız? Hayatım. Sen iyi değilsin. Kaç gündür bir sinir, bir stres. Dalıp dalıp gidiyorsun. Olur olmadık yerlerde bağırıyorsun. İstersen birkaç günlüğüne izin al. İşe gitme, dinlen, olur mu? Yavrum dayanamıyorum seni böyle üzgün görmeye. Çok üzülüyorum. Allah aşkına üstüme gelme Fatih. Bir şeyim yok benim. Ama sen böyle gerginsin, gerginsin deyince daha çok geriliyorum. Hayatım ne dedim ki şimdi ben? Ya çok üstüme geliyorsun Fatih. Sürekli gözün üstümde. Evde miyim, hapiste miyim belli değil. Nefes aldırmıyorsun bana, boğuyorsun beni. Ya. Demek boğuyorum seni. Ya öyle demek istemedim biliyorsun. Diyeceğini dedin. Karımın iyiliğini düşünmek kabahatmiş de haberim yokmuş. Fatih. Nereye? Salonda yatacağım. Buyurun. Esra Dökmen. Benim. Şunu evine alırsınız. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Ne
Esat, şunları kontrol edelim mi? Efendim? Canım, çok teşekkürler. Hayatım, kusura bakma ya. Dün gece sana öyle davranmak istememiştim. Ya sana söylüyorum ama... Ben senden daha gerginim galiba. Ya takma kafana. Olur arada böyle şeyler. Niye oluyor biliyor musun? Seni çok seviyorum da ondan. Ya kılına zarar gelecek diye o kadar çok korkuyorum ki. Seni her şeyden korumak istiyorum. Ne olur kusura bakma canım. Tamam. Fatih, sen de benim kusuruma bakma. Tamam. Akşama görüşürüz. Öpüyorum. Abi, evleneli kaç sene oldu? Hala liseli aşıklar gibi kızarıyorsun yengeyle konuşurken. Ya sen işine baksana arkadaşım. Hayret bir şey ya. Buyurun, kime bakmıştınız? Ben eleman ilanı için gelmiştim de. Öyle mi? Buyurun, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii efendim. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şöyle alayım size. Şöyle. Tabii buyurun. Seyfi. Efendim Murat abi. Bir çayla bizi ya. Murat? Zeynep? Yemin ederim tesadüf. Sakın yanlış bir şey gelmesin aklına. Yo yo, bir şey düşünmedim. Sakıncası yoksa beraber oturabiliriz. Ne sakıncası? Yakında evleniyoruz. Doğru. Ben bu bahçeyi çok severim. Ne zaman daralsam soluk almak için hep buraya geliyorum. Ben de. Tuhaf. Bunca zaman burada neden karşılaşmamışız ki? Belki karşılaşmışızdır da dikkat etmemişizdir. Daha birbirimizi tanıyalı ne kadar oldu ki? Doğru. Bir şey içer misin? Olur. Seyfi. Buyur Murat abi. Buyur abi. Ben bir çay alayım. Açık ve şekersiz olsun. Heh, aynı kendin gibi bir arkadaş bulmuşsun abi. Sana da getiriyorum. Getir Seyfi, getir. Ben de çayı açık ve şekersiz içerim de garsonların arasında alay konusu oldu. Bana hep takılırlar. Bir gün daha bir çayı demli ve şekerli iç diye. Öyle yani. At şunu Esra. Yoksa fena olacak. Yine ne istiyorsun? Ne var? Ne isteyeceğim? Birikmiş borçlarını ödemeni istiyorum. Bugün bana geliyorsun. Annemle tanıştıracağım. Hayatta olmaz. Hem ben ne diye annenle tanışayım senin? Sen kimsin? Bana bak Esra. Benimle oyun oynama. Ben kimim biliyor musun? Defalarca hayatını kurtaran adamım. Defalarca yalvardığın adam. Bir cümleyle. Senin o küçücük dünyanı başına yıkabilecek adam. Ayağını denk al. Beni aşağılayıp durmayı da bırak artık. Geliyorsun dediysem, geliyorsun. Yoksa kocana her şeyi anlatırım. 10 dakika sonra okuldan alacağım seni. Allah razı olsun tabii. Zahir amcam, yengen. Bu seneye kadar Esra'dan ayırmadılar hiç.
Ama yine de insanın kendi annesi, babası gibi olmuyor ki. Anlıyorum seni. Ne demek olduğunu iyi bilirim. Özellikle annesiz büyümenin. Sen de mi? Efendim Selma. Tamam. Tamam geliyorum. Kusura bakma, benim acilen merkeze dönmem lazım. Estağfurullah. Asıl sen kusura bakma. Kafa dinleyecektin, kafanı şişirdim. Yo yo, olur mu öyle şey? Benim için çok güzel bir sohbet oldu. Ben de kalkayım artık. Taksi. Hoşça kal. Sen de. Esra? Durun, durun lütfen. Arabayı takip edelim lütfen. Hayat, artık bana direnme. Görmüyor musun? Ne istersem yaparım. Ne istersem de sen yapmak zorundasın. Nazlanmayı bırak artık. Bu yaptıkların yanına kalmayacak. Esra, ne işler çeviriyorsun? Benzin alayım. Kaçmazsın değil mi? Yok yok, akıllandın sen. Burada uslu uslu bekle beni, hayatım. Ay Esra, ah. Neler yapıyorsun sen? Hemen gidelim. Abla müşterim var. Seni? Devam edebiliriz şoför bey. Hanımefendiyle aynı yöne gidiyoruz.